Evet dostlarım, videonun başında kamera kaydını izlediniz. Bakın bu kamera kaydı bir YouTube videosu olarak yüklenmiş. Ve YouTube videosunun başında ise bir IP adresi var. Şimdi tekrardan sizlerle ince ve ayrıntılı bir şekilde bu kamera kaydını izlemek istiyorum. Bakın yani bu kamera kaydı bana kim tarafından geldi bilmiyorum ama genelde bu tarz böyle garip garip videolar bana geliyor. Ama hiçbir zaman çok ciddiye almıyorum bu kamera kayıtlarını. Ama bu sefer ciddiye almamın için bir sebep var. Çünkü bakın dostlarım, şimdi kamera kaydını tekrardan indirdim bu arada, ben açacağım. Bakın izleyin şimdi. Kamera kaydını açıyorum. Bakın. Burada şimdi garip bir ev var, tamam bu evin neresi olduğunu inanın bilmiyorum ama bakın burada mobilyalar falan var. Yani burası modlu bir yer ya, modlu bir Minecraft dünyası ya da modlu bir sunucu bilmiyorum. Burada böyle 3 tane kişi var dostlarım, bakın kafalarında galiba yanlış anlamadıysam bir blok var ve bu blok yüzünden bilmiyorum ama göremiyor olabilirler ve 3 kişi var. Onun dışında bakın en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, İçeriye bir anda siyahlı bir karakter giriyor. Bakın burada içeriye siyahlı bir karakter giriyor. Yani bu karakterin inanın bana kim olduğunu bilmiyorum, belki yine bu kişi Türk Minecraft efsanesi gibi birisi olabilir. O yüzden biraz heyecanlıyım, yani belki de yeni bir efsane doğuyor olabilir dostlarım. Bakın evin içine giriyor. Ondan sonra bakın videoda dikkatimi en çok çeken şey, bak etrafa bakıyor. Ondan sonra bir anda bak burada kameraya dönüyor. Yani güvenlik kamerasının olduğunu biliyor bu evde. Kameraya dönüyor. Ondan sonra direktman bak eline ne alacak dostlarım. İzleyin. Bakın eline direktman mob picker alıyor ya dostlarım, bu mob picker. Mob picker eşyasını yani bizim. Eğer bu videonun ikinci bölümü kanala gelsin istiyorsan videoyu hemen beğen, kanala abone ol ve yorumlara Kevin1545 yaz. Sence bunu niye istiyor olabilirim? Videolarımızda kullandığımız benim, Bobby'nin, yani benim birçok yakın dostumun vesaire, yani can dostu Bobby mesela mob picker'ı biliyor çünkü kullanıyor. Bu Hüseyin de biliyor. Mob picker'ı bilen birisi dostlarım bu yani. Mob picker eşyası şu işe yarıyor. Bir Minecraft'taki bir oyuncu, bir varlığı envanterinizi alabiliyorsunuz. Ve buradaki bu siyahlı kişi de bakın bir anda karakterleri mob picker eşyasıyla envanterini almaya başlıyor. Bakın izleyin, ilk onu alıyor. Bak o küçük bir çocuk var orada, onu alıyor ve sonra oradaki değişik kırmızılı adamı alıyor. Ve ondan sonra evden çıkıyor. Ve kamera kaydı burada bitiyor dostlarım. Bu gerçekten çok enteresan. Niye enteresan? Çünkü bu videoda birisi mob picker'ın dosyalarına erişmiş. Mob picker'ı biliyor ve mob picker'ı kullanarak bir video yapmış. Bu videoyu da bana yollamış. Yani bu kamera kaydı gerçekten çok ilginç. Yorumlara teorilerinizi bekliyorum. Ciddi anlamda bana bu konuda yardım etmeniz gerekiyor. Belki de şu anda yeni bir efsane doğuyor. O yüzden çok heyecanlıyım ve direktman bakın bu videoyu ben aslında YouTube'da keşfettim. Kendi videomun yorumlarına birisi bu garip kamera kaydının linkini atmış. YouTube linkini. Girdim ve ondan sonra bu videoyu direkt indirdim. Ve videonun başında ise bir IP adresi vardı dostlarım. Ve video yaklaşık 12 dakika önce YouTube'a yüklenmiş. O yüzden bakın çok şanslı yakaladık bu videoyu. Aşırı şanslı yakaladık. Sürüm vesaire ne bilmiyorum sunucunun direktman sunucuya gireceğim. Çok heyecanlıyım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet dostlarım, şu anda az önce izlediğimiz kamera kaydı videosunun başlığındaki IP adresine oyuna giriş yaptım. Yani genelde bu tarz sunucuları 1.12, 1.14, 1.13 bu tarz sürümlerde açıyorlar. İlk olarak 1.12 ile deneyeceğim. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Felaket bir heyecanla kapıldım çünkü bakın Türk Minecraft efsanesi de bu şekilde ortaya çıkmıştı. Bir video yüklemişti ve bu videonun altında bir IP adresi vardı. Ve bakın bu izlediğimiz videoda mob picker var dostlarım. O yüzden çok merak ediyorum. Bu sunucuda bir şeyler olabilir. Joy server diyeceğim, girecek mi bunu merak ediyorum. Çünkü video dediğim gibi bakın 15 dakika önce falan yüklenmiş. Çok az bir vakit geçti. Hemen videoyu keşfettik, modlarım sağ olsun. Bana video attılar ve böyle bazen deneyebiliyoruz bu tarz sunucuları ve şu an deneyeceğiz. Sunucuya giriyor. Girdi. Vallahi girdi dostlarım, sunucuya girdi. O duman neydi lan? Dostlarım karakterinden duman çıktı. Yemin ediyorum karakterinden duman çıktı. Selamun aleyküm. Yine yeni başlangıçlar dostlarım. Yine yeni başlangıçlar. Bakın şimdi kafamda iki tane teori var, tamam mı? Bu sunucuyu ya Türk Minecraft efsanesi falan açtı bakın ya da 5.23.13 dostlarım. Çünkü 5.23.13 bu mob picker modunu falan benden istiyordu sürekli, hatırlayın. Yani 5.23.13'ten hiç bilmiyorum ki zaten kamera kaydındaki karakter de simsiyah bir karakterdi. Elindeki mob picker tutan karakter. O yüzden dostlarım ondan biraz şüpheleniyorum. 5.23.13 olabilir ama bir yandan da düşünüyorum ki yani dostlarım çok saçma ya. Hani bunu kim yaptı? Bunu kim yapabilir? Bilmiyorum dostlarım, çok garip. Bomboş bir dünyadayım şu an yani videoda... Kiyle. Aha dostlarım yangın var. Bir dakika, bu yangın bu lav yüzünden çıkmış olabilir. Ama bilmiyorum. Yani şu an gerçekten bilmiyorum dostlarım. Ne yapmam gerekiyor şu an bu sunucuda, nereye gideceğim? Nereden gideceğim, nereye çıkacağım, ne yapacağım? Cidden bilmiyorum. Direkt kamera kaydı videosunu izledim. Ondan sonra direktman anında aksiyon aldık dostlarım. Anında bak saniye. Ev var! Aha bir şey bulduk. Bu ne lan? Aha dostlarım modu sunucu. Bir dakika, modu sunucu. Mod var. Bakın kamera falan var burada. Müzik kutusu var. Dostlarım ev bulduk. Evimi de tepesinde fark ettiyseniz havuz falan var. Ya bu toprak ev şu an, bir dakika dostlarım, bu toprak ev bana direktman şu an Bobby'yi hatırlattı. Bu Bobby olabilir mi peki? Bilmiyorum dostlarım, cidden bilmiyorum. Yani o videodaki karakterin kim olabileceğini bilmiyorum. Bakın şimdi burada bir de evin önünde bir masa var. Masanın üzerinde mikrofon var ve mikrofon, burada da bir kamera var dostlarım. Ayrıca burada bir müzik kutusu var. Müzik kutusunun içi boş. Evin içinde ne var? Sandık var. Sandık boş. Dostlarım birisi var! Birisi var! Dostlarım birisi var! Aa birisi var! Allah yakaladım!
Kim lan bu? Ulan ne oluyor? Dostlarım bu kim? Bir dakika, ilk defa görüyorum böyle birisini. Bir dakika dostlarım, bu sunucuda yalnız değil. Sunucuda kimse. Sunucuda benden başka birileri de var. Benden başka. Bu ne lan? Ses kayıt cihazı mı? Dostlarım evin içinden birisi çıktı, yemiyorum. Suratını göremedim ama. Kim lan o? Tanıyamadım dostlarım yani. Acaba Kodman sunucusundan birisi mi diyeceğim? Hatırlayamıyorum şu an. Yani siyah tişörtü vardı, mavi pantolonu vardı. Bana bir tane bakın. Oğlum nereye gitti lan bu daha demin? Bu ağacın arkasına geçti ve yok oldu dostlarım. Ya da bilmiyorum, buradan bir yerden mi gitti? Ya gerçekten artık benim peşimi bırakın ya. Gerçekten artık benim peşimi bırakın artık, yeter ya. Bırakın artık peşimi ya. Bir dakika dostlarım, bakın bu ses kayıt cihazı gibi diye bir şey ve çok ilk defa gördüğüm bir şey Minecraft'ta bu. Yani bu sunucuya bir eklenti, bir şeyler kurulmuş. Bu çok belli dostlarım. Aşırı belli. Bir dakika, ben bu ses kayıt cihazını, bir dakika evin önünde müzik bir şey deneyeceğim. Bir dakika, bu ev nerede? Dostlarım onu çıktı, bakın. Evin odasına girdiğim anda bir anda önüne blok koydu. Onu göremiyorum diye direktman önüme blok koydu ve ondan sonra duvarı kazarak dışarı çıktı, kaçtı. O ev neredeydi bir dakika? O evi bulursam, o evin önünde dostlarım bir müzik kutusu vardı. Belki bunu müzik kutusuna takarsam. Aha burada ev. Tamam, evi buldum. Bakın. Burada bir şey var mı? Yok. Yani hayatımda ilk kez mesela böyle bir toprak görüyorum dostlarım. Çok garip bir toprak var burada. Onun dışında toprak ve bu ev bana Bobby'yi hatırlattı bir anda. Çünkü Bobby toprak evler yapıyor biliyorsunuz ki yaşadığı dünyalarda. Yani buraya beni Bobby çağırsa diyeceğim. Bobby beni Hamaç'tan çağırır. Hamaç'a ağından bana mesaj yollar. Bobby de olamaz. Yani bilmiyorum dostlarım. YouTube'a video yükleyen birisi. Yani Türk birisi olabilir. Takipçim olabilir. Ses kayıt cihazı diye bir şey attı bana. Bakın bunu belki müzik kutusuna takabiliyoruzdur. Umarım beni duyuyorsundur. Yardıma ihtiyacımız var. Şehrimize konuşmayı bile beceremeyen, garip hareketlere sahip birisi geldi. İniyor arkadaşımı, herkesi götürdü. Onu bulmalıyız. Bize yardım et. Lan! Umarım beni duyuyorsundur. Yardıma ihtiyacımız var. Şehrimize konuşmayı bile beceremeyen, garip hareketlere sahip birisi geldi. İniyor arkadaşımı, herkesi götürdü. Onu bulmalıyız. Bize yardım et. Dostlarım! Dostlarım! Bir dakika! Ben tanıyorum bu sesi biliyorum, bir dakika, bu sesi tanıyorum. Tanıyorum lan! Biliyorum bu sesi, biliyorum, bir dakika çıkaracağım. Ferit'i de videolarımda. Neydi lan bunun ismi? Bir dakika dostlarım, ismini yorumlara şu an yazın, bir dakika. Bir daha deneyeceğim. Abi ağzımda dostlarım, dilimin ucunda ismi ya. Ferit'i de videolarımda... Dostlarım, yardıma ihtiyacımız var. Şehrimize konuşmayı bile beceremeyen, garip hareketlere sahip birisi geldi. Bakın yardımına ihtiyacım var diyor. Şehrimize konuşmayı bile bilmeyen, garip hareketleri olan birisi geldi diyor dostlarım. Abi neydi ya, bir dakika adını unuttum. Ferit'in arkadaşı dostlarım. Ya tanıyorsunuz, hepiniz tanıyorsunuz. Biliyorsunuz ben Ferit'in arkadaşı. Adı aklıma gelecek, bir dakika. Dostlarım bekleyin, internetten bakacağım. Adını çok iyi hatırlıyorum, bekleyin. Bekleyin. Çok garip bir ses kaydı bu, çok garip bir ses kaydı. Az önce gördüğümüz kişi de o. Dilimin ucunda ismi. Dostlarım baktım, bir dakika. Bakın hemen geldim. Bir dakika bakıp geldim. Dostlarım Tarık. Bakın Ferit adım videolarında. Tarık'ın arkadaşı. O gördüğümüz kişi de oydu. Evin içinden çıkan kişi de oydu. Ne alaka peki? Bu sunucu ne alaka? Tarık ne alaka dostlarım? Tarık niye benden yardım istiyor? Abi tahmin ettiğim şeyse var ya dostlarım, bir dakika. Ses kaydını çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. Umarım beni duyuyorsundur. Yardıma ihtiyacımız var. Şehrimize konuşmayı bile beceremeyen, garip hareketlere sahip birisi geldi. İniyor arkadaşımı, herkesi götürdü. Onu bulmalıyız. Bize yardım et. Dostlarım bakın, yardımına ihtiyacım var diyor. Şehrimize konuşmayı bilmeyen ve garip hareketleri olan birisi geldi. Arkadaşımı bir şey, herkesi kaçırdı falan diyor dostlarım. Şehrimize konuşmayı bilmeyen ve garip hareketleri olan birisi geldi. Bobby! Şehrimize diyor dostlarım, bir dakika. Ferit adım ve Tarık'ın yaşadığı şehrim. Lan ne oluyor şu an? Bir dakika dostlarım, çok garip bir şey oluyor şu an. Bobby'nin burada ne işi var? Bobby'nin Tarık'la ne işi var? Bunu kim yaptı dostlarım? Bobby ne alaka ki şu an? Bu burada Bobby ne alaka? Tarık'tı dostlarım o. Evet o Tarık'tı, bakın buradan çıkan kişi Tarık'tı. Tarık benden yardım istiyor. Şehirlerine konuşmayı bile bilmeyen, garip hareketler yapan birisi gelmiş. Ve bu kişi kaçırmış dostlarım. Yani... Toprak ev, bakın toprak ev var burada. Toprak evi görüyorsunuz. Burada bir toprak ev var. Toprak ev, konuşmayı bile bilmeyen. Bobby konuşmayı bilmiyor. Garip konuşuyor. Garip hareketlere sahip. Bobby'den daha garip hareketleri olan birisini dünya üzerinde tanımıyorum. Dostlarım tarif ettiği kişi direkt Bobby 1545. Abi o zaman bu kamera kaydı. Kamera kaydında, bir dakika. Evet dostlarım. Bakın aslında bu kamera kaydı dostlarım. Şimdi çözdüm olayı lan, şimdi çözdüm. Bakın burası şeyin evi değil mi? Ferit'in evi değil mi? Tarık, Ferit, şehir falan. Burası o ev. Orası dostlarım, burası. Bakın burası o ev. Bu da Bobby değil, bir dakika Bobby, ama Bobby simsiyah, nasıl abi? Dostlarım bakın, Mobpicker eşyası. Mobpicker eşyasının kim biliyor, kimde bu mod var? Bobby de var dostlarım, bakın Bobby. Bobby Ferit'in ve ailesini kaçırmış. Aynen öyle, bakın işte burada. Yani şu an isimlerini tam bilmiyorum. Bakın Ferit'in küçük çocuğu var, karısı var. Onlar olabilir, evet onlar dostlarım. Videolarından baktım daha demin Tarık'ın adını bulmak için. Bu ev işte, evet, gri duvarlı. Peki bu Bobby, bu Bobby mi peki? Bakın simsiyah dostlarım, tipik tamamen simsiyah. Bakın Mobpicker kullanıyor, envanterini alıyor, dışarı çıkıyor. Kamera kaydı. Tarık bizden yardım istiyor. Ama oraya nasıl gideceğim? Bobby'yi nereden bulacağım?
Şu an bakın, Tarık benden yardım istiyor. Evet, bakın bunu şu an anladınız. Yani Tarık benden şu an bir yardım istiyor. Bu sizin kulağınıza saçma geliyor biliyorum ama benim de çok kulağıma saçma geliyor. Hani bunu biliyorum, bunun farkındayım. Tarık benden yardım istiyor ve konuşmayı bile bilmeyen, çok garip hareketler olan birisi Ferit hızı kaçırdı. Ama niye? Ve kaçıran kişi Bobby mi? Yani toprak ev var dostlarım, Bobby'den başka birisi olamaz. Ne oluyor lan? Aha dostlarım, bir de polislerimiz eksikti şimdi. Ben nereye düştüm ya? Allah dostlarım, valla polis lan bunlar. Bir polislerimiz eksikti. Yemin ediyorum bir polislerimiz eksikti. Lan tarıyorlar. Ne oluyor oğlum, ben nereye düştüm lan? Ha, geliyorlar. Ha, geliyorlar. Geliyorlar. Yemin ediyorum polis. Görmediler. Görmediler. Aa geliyor. Dostlarım silahları var. Yemin ediyorum silahları var. Bir dakika polisleri takip edebilirim. Bir dakika polisleri takip edeceğim. Aa bir dakika, neyi biliyor lan? Lan niye ona bindiniz? Ben şimdi sizi nasıl takip edeceğim? Dostlarım bir dakika takip edeceğim. O yemin ediyorum valla Ferit Adan'ın dünyasına geldik. Galiba dostlarım harbiden Ferit Adan'ın dünyasına geldik. Tarık! Ferit Adan videoda Ferit Adan, o videodaki Ferit Adan, Ferit Adan'ın evi. Polisler falan var dostlarım, silahları var. Gidiyorlar, yemin ediyorum gidiyorlar. Dur ben bunları nasıl kovalayacağım? Bak buraya gidiyorlarsa dostlarım büyük ihtimalle şehir bu taraftadır. Yani benim şehire gitmem lazım. Tarık şehirden bahsediyordu. Gönderdi bana ses kayıt cihazında. Valla bak oradan gidiyorlar dostlarım. Direkt ben onları takip edeceğim. Yani gittikleri önü kaçırmasam bana yeterli. Aa dur görecek. Tamam sakin. Ben ne olur ne olmaz kendime dostlarım hızlı bir şekilde bir tane hemen bir kılıç yapacağım acilinden. Çünkü hani şu an bu kılıç beni ne kadar korur inanın bilmiyorum ama hani belki bir yardımı dokundu. Çünkü bakın dostlarım az önce polisleri gördünüz, ellerinde silah vardı. Yani ben şu an gerçekten nasıl bir sunucuya girdim inanın bana bilmiyorum. Ya ben şu an galiba Ferit Adan sunucusuna girdim dostlarım. İnanın bunu şu anda yani anlamak veyahut da kavramak çok zor. Yani konuşan kişi Tarık'tı ve gerçekten benden yardım istiyordu. Bu taraftan gittiler, şu tarafa gitmiş olmaları gerekiyor çünkü burada zaten daha var. Buradan devam edeceğim. Kaybettim abi polislerin izlerini, bir dakika. Abi Tarık nereye gitti ki dostlarım? Tarık bizden yardım isteyen kişi bakın. Tarık bizden yardım isteyen kişi. Bence o videoda Tarık yüklemiş olabilir bilmiyorum. Yani kim yükledi o videoyu ama sonuçta benden bir yardım isteniyor değil mi? ATV'ler orada, bir dakika. Dostlarım polisler burada durmuş bakın. Polislerin ATV bindikleri motorlar, ATV'ler burada bakın. Burada. Polisler nerede? Şeytan döküyor çal ATV'leri. Dostlarım çalacağım galiba, bir dakika. Polisler nerede? Ortada gözükmüyorlar. Lan daha değil mi? Tarık! Tarık öleceğim. Tarık neredesin? Dostlarım Tarık! Tarık'ı gördüm! Tarık! Dostlarım Tarık'ı kaybettim, bir dakika Tarık! Tarık ATV'yi çaldı! Lan Tarık nerede? Ya Tarık bir artık bir çık karşıma, neredesin Tarık? Dostlarım Tarık'ı yine kaybettim ama polisin ATV'de... Tarık! Bize yardım etmelisin! Takibe devam et! Dostlarım Tarık konuşabiliyor! What? Ne? Tarık konuşabiliyor! Bize yardım etmelisin, takibe devam et! Ben konuşabiliyor muyum sesli? Dostlarım Türk Minecraft efsanesi gibi bakın. Sesli konuşabiliyor. Tarık sesli konuşabiliyor, oha. Abi ben şu an dostlarım nasıl bir... Yani o kadar garip her şey şu an. Şu an Ferit Adam videolarındaki Tarık benden yardım istiyor ve az önce polislerin ATV'sini çaldık Tarık'la beraber. Takibe devam et diyor. Beni nereye götürecek çok merak ediyorum. Nereye götürecek beni aşırı merak ediyorum Tarık. Garip konuşamayan ve garip hareketler olan kişinin şehirde olduğunu söylüyordu. Aa bak burada bir yapı var. Konuşamayan ve garip hareketler olan kişi şehire gelmiş. Şehirdeki iki insanları kaçırmış. Ferit Adan'ı kaçırmış büyük ihtimalle. Bakın o evde Ferit Adan. Yani o yüzden beni şehire götürüyor olabilir dostlarım. Tarık da yemiyordum. Ya ATV sürüyor dostlarım. Ben bu kadar iyi süremiyorum. Baksanıza adam nerelerden çıkıyor. Çaldık dostlarım. Bir de polislerin ATV'sini çaldık yani. Başımız belaya girebilir mi bilmiyorum. Polisler de ne alaka? Onu anlayamadım. Yani bana niye sıkıyorlar? Ben buraya yardıma geldim. Tarık nerelere girdin? Tarık! Aa dostlarım bir yerlere gelmeye başladık bakın. Şu anda 10 dakikadır falan yoldayız. Bayağıdır ciddi yoldayız. Bayağı vakit oldu ve bakın şu an burada mesela çiftlik gibi bir şey var. Galiba beni şehre götürüyor Tarık. Yemin ediyorum bir yere geliyoruz. Bak evlere bakın. Galiba Ferit Adan'ın yaşadığı şehre gidiyoruz şu an. Yani inanın bana hiçbir şey anlamadım ama hayatımda herhalde 40 yıl falan düşünsem dostlarım Tarık ile aynı dünyada aynı şeyi yapacağım aklıma gelmezdi. Yani şu an karşılıklı ATV sürüyorum Tarık'la. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha dostlarım harbiden geldik lan. Gerçekten geldik. Şaka mı lan bu? Oha dostlarım! Burası Ferit Adan yaşadığı şehir değil mi? Evet, aynısı. Oha dostlarım bakın. Şu an Ferit Adan yaşadığı, Tarık'ın yaşadığı o şehirdeyiz. YouTube eklenen bir video sayesinde. Bu şehre geldik. Tarık içeriye girdi. Hoş geldin Boralo. Seni buraya yardım etmen için çağırdım. Benimle sesli konuşmak için CTRL'ye basılı tut.
Dostlarım bu şaka mı lan? Adam sesli konuşuyor dostlarım. Tarık, şu an Tarık karşımıza sesli konuşuyor. Bir dakika. CTRL'ye basılı tut falan diyor. Bir dakika. CTRL'ye basılı tutarsam nasıl ya? Seni buraya yardım etmek için, bana yardım etmek için çağırdım dedi. CTRL'ye basılı tutarak benimle sesli konuşabilirsin dedi. Nasıl lan? Dostlarım nasıl bir şey? Bir dakika. CTRL'ye basacağım. Bekleyin. Tarık sesim geliyor mu? Sen bir dakika. Sen Ferit'in arkadaşı değil misin? Ferit Atı YouTuber. Ferit onun arkadaşı değil misin? Evet. Bize yardım etmen gerek. Oha dostlarım cevap veriyor lan. Ferit et, örümcek kız, örümcek çocuk hepsi kaçırıldı. Dostlarım büyük ihtimalle bakın. Tarık videonun başında dediğimiz kamera kaydını hatırlayın. Kamera kaydında. Bak örümcek çocuk diyor bak. Ferit et dostlarım bu üçü. Aslında üçü yok kamera kaydındaki bak kaçırılan Mobpicker alınan kişiydi. O siyahlı kişi Bobby olduğunu tahmin ediyorum. O siyahlı kişi üçünü de Mobpicker aldı. Yani örümcek kız, örümcek çocuk ve Ferit et. Kaçırıldı. Tarık da bundan bahsediyor. Abi şu an inanamıyorum ama bakın CTRL'ye bastığım zaman az önce konuştum. Sen Ferit et'in arkadaşı değil misin dedim ve bana cevap verdi dostlarım. Kimin kaçırıldığını soracağım. CTRL'ye bir daha basacağım. Çok korkuyorum dostlarım. Çok korkunç bir şey. Bu nasıl bir şey lan? Nasıl kaçırıldı? Kim kaçırdı? Tahmin ettiğim kişi olabilir. Yani bana birazcık bir şeyler söylemen gerekiyor Tarık. Yani yardım etmen gerekiyor bana. Kim kaçırdı? Bunu bana söylemen lazım. Onu tanımıyorum. Üzerinde simsiyah bir kıyafet vardı. Suratını göremedim. Ama Ferit'in evine bir tabela bıraktı. Ferit'in evine bir tabela bırakmış. Onu tanımıyormuş. Üzerinde simsiyah kıyafet varmış. Yani bir dakika bekleyin. Tabela evine götürebilirse dostlarım bakın. Tabeladan anlayabiliriz. Tabeladan o siyahlı kişinin yani üzerinde simsiyah bir kıyafet vardı diyor ya Tarık. O kişinin Bobby olup olmadığını anlayabiliriz. Aynen öyle. Tabelada bak. Tabelada eğer Bobby konuşmayı bilmiyor. Yazıları bozuk yazıyor. Beni tabelaya götürürse onu anlayabiliriz. Bobby mi değil mi bunu anlayabiliriz. Beni o gördüğün tabelaya, Ferit'in evine bırakılan o tabelaya götürebilir misin Tarık? Yani oraya götürürsen beni belki sana yardım edebilirim. Beni o tabelaya götürmen gerek. Tamam. Beni takip et. Evet. Hadi. Götür. Götür. Nerede? Hangisi Ferit'in evi bilmiyorum dostlarım ama bu Tarık'ın evi galiba. Dostlarım orada bakın siyah orada. Kim lan bu? Bu kim abi? Abi! Sana gününü göstereceğim. Dostlarım Tarık'ın elinde bir şey var. Bir dakika Tarık'ın elinde bir şey var. Ne yaptın Bobby? Dostlarım Bobby'nin burada ne işi var? Ne istiyor lan bu insanlardan? Bobby stop. What are you doing here? Bobby dur burada ne yapıyorsun yazdım. Dostlarım Tarık havaya uçurdu. Tarık enerfüze gibi bir şey aldı ve ondan sonra Tarık havaya uçurdu. Bobby senin derdin ne oğlum sen? Ne işin var senin burada? Bu şehirde, bu dünyada, bu sunucuda ne işin var? Ferit'in evinde niye onları... Bir dakika bir şey yazdım sunucudan çık. Bu benim problemim. Lan nasıl bir problemin olabilir Ferit'le Tarık'ta? Ne yaptılar sana? Niye bu sunucuya girdin? Niye onları kaçırdın? Leave them alone Bobby. Onları rahat bırak Bobby yazdım. Onları rahat bırak. Ulan Bobby... Eve girdi. Baba eve girdi. Bir dakika eve girdi. Dostlarım babanın burada ne işi var gerçekten? Lan! Dostlarım bir de bu eksikti. Adamın evini ters çevirdi. Aaa! Tarık ne olmuş? Tarık! O kim lan? Ne oluyor oğlum ben nereye geldim? Texas'a mı geldim? Ne oluyor lan? Tarık ne olmuş? Dostlarım Tarık'ı gördünüz mü? Tarık'ı gördünüz mü? Tarık Zogre'ye dönmüş dostlarım. Tarık Zogre'ye dönmüş. O polis kimdi lan? Beni niye sürekli tarıyorlar? Ben size ne yaptım? Bir dakika ses kesildi. Silah sesi kesildi. Bekleyin. Dostlarım Tarık'ı gördünüz mü? Bakın Tarık Zogre'ye dönmüş. Babi şu an neyin peşinde inanın bilmiyorum ama Tarık Zogre'ye dönmüş. Bir tarafı Zogre'ndi. Çok garip hareket ediyordu. Böyle ellerim garipti. Çok garipti. Zogre'ndi dostlarım. Babi Tarık'ı Zogre'ye çevirmiş. Babi neyi planlıyor bilmiyorum. Nerede lan o polis? Polis yok galiba. Tarık nerede? Ha dostlarım polis Tarık'ı götürüyor. Bir dakika. Açlıktan öleceğim bu arada. Polis Tarık'ı götürüyor. Dostlarım Tarık'ın tipine bakın lan Tarık'ın. Yarısı Zogne olmuş. Domuz adam olmuş dostlarım. Bunu Bobby yapıyor. Bakın Bobby'nin Zogne'leri ne kadar sevdiğini hepiniz biliyorsunuz. Tarık ne hale sokmuş lan? Peki neden? Neden bu şehire geldi Bobby? Niye bu sunucuya girdi? Neden Ferit ve ailesini kaçırdı? Ya neden bunları yapıyor? Bu videolara niye yüklendi? Neden o kamera kaydında? Adam evi ters döndürdü dostlarım. Böyle bir şey var mı? Adam evin ağzına etti dostlarım. Bobby'ye sonra evin içine girdi ve ondan sonra bakın ev direktman böyle oldu. Beni görecek bir dakika görmesin. Dostlarım bakın galiba hastaneye taşıyor. Bakın orada bir tane artı işareti var. Büyük ihtimalle orası hastane. O polis büyük ihtimalle Tarık'ı hastaneye taşıyor. Ama ola yani ilk defa babanın böyle bir şey yaptığını görüyorum. İlk defa bakın Tarık, Ferit masum insanlar yani bildiğin normal bu sonucunda o Minecraft oynayan insanlar ve neden yani niye buraya geldi ve babi niye Tarık'ı bakın neden Tarık'ı Zoglin'e çevirmiş? Bir dakika tabela var. Everyone will Zoglin.
Herkes Zoglin. Herkes Zoglin olacak demeye çalışmış galiba. Yine bozuk İngilizcesiyle Bobby. Herkes Zoglin olacak diyor. Ne herkes Zoglin olacak. Tarık'ı bu yüzden Zoglin'e çevirdi dostlarım. Bobby şu an neyi planlıyor inanın bana bilmiyorum. Düşünmeye çalışıyorum ama bulamıyorum. Herkes Zoglin olacak. Nedir herkes Zoglin olacak? Bobby niye... Tarık'ın ne suçu vardı lan çocuğun? Ne suçu vardı Bobby? Seni ne kadar çok sevsem de Bobby bu yaptığın çok büyük... Yanlış! Yanlış Bobby, hayır çok yanlış. Ay! Polis! Dostlarım polis olacak. Bir dakika. Ellerini hemen kaldır ve teslim ol. Ne yaptınız Tarık'a? Siz de kimsiniz? Dostlarım bakın bu polis... Tarık'a benim onu... O şeyi benim yaptığımı sanıyor. Tarık'a Zogre benim dönüştürdüğümü sanıyor. Ben yapmadım. Bir dakika, CTRL'ye basılan polisle konuşabiliyor muyum? Hayır, silah kaldırıyor. Tamam, sakin ol bak. Bir dakika. Dostlarım CTRL'ye basıp konuşmaya çalışacağım. Tarık'a bunu benim yaptığımı sanıyor. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşım Bobby 1545. Arkadaşım yaptı ve bu durumu düzeltebilirim. Cidden düzeltebilirim. Sadece bana güvenmen gerekiyor. Bu durumu düzeltebilirim ve lütfen bana saldırma. Bana sıkmanıza falan gerek yok. Yani bana güven sadece. Benim arkadaşım bunu yapan kişi ve ben bu yüzden buradayım. Sizi kurtarmak için buradayım. Yani bana lütfen silah doğrultma. Arkadaşın örümcek ailesini kaçırdı. Tarık'ı da az kalsın domuza çeviriyordu. Onu bulmalı ve bu durumu düzeltmelisin Borolo. Yoksa seni ve arkadaşını ömür boyu hapse atarım. Ömür boyu hapse atarım diyor dostlarım. Bakın örümcek ailesi diyor, örümcek ailesi diyor, örümcek ailesini kaçırdı diyor. Örümcek ailesi. İşte bu Ferhat'ın dostlarım, Ferhat'ın çocuğu, Ferhat'ın karısı. Yani Bobby 1545 şu an Ferhat'ı kaçırmış dostlarım ya. Yani bunu buradan anlayabiliyoruz. Ve eğer bana yardım etmezsen ömür boyu seni hapse atarım falan filan diyor. Tamam, şöyle diyeceğim, bekleyin. CTRL'ye basıyorum. Bana yardım etmen gerek. Bana yemek, silah, yani ne bileyim kendimi savunabileceğim bir alet, bir şeyler vermen gerekiyor. Silah olur, balta olur, kazma olur, kılıç olur, kalkan olur, yemek olur. Yani eğer bunu bana verirsen ben babayla konuşabilirim ve bu durumu cidden düzeltebilirim. Bana sadece bunları sağlaman lazım yani, çünkü hiçbir şeyim yok benim. Bunu asla yapmam, sana güvenmiyorum. Polis arkadaşlarım onu garip bir mağaraya giderken görmüşler. Oraya git ve örümcek ailesini kurtar. Dostlarım bakın polis arkadaşlarım onu garip bir mağaraya giderken görmüşler dedi. Polis arkadaşlarım onu garip bir mağaraya giderken. Bobby garip bir mağaraya gitmiş. Daha demin Bobby burada değil miydi dostlarım? Daha demin Bobby buradaydı. Nasıl gidebiliyor ki? Polis koş bak, Tarık kaçıyor. Tarık kaçıyor, polis yürü. Dostlarım Tarık gidiyor. Koşamıyorum ki şu an ben. Vallahi gidiyor dostlarım, koşamıyorum. Bir dakika, açlıktan öleceğim. Tarık beni gidiyor. Tarık hastaneyi patlatmış. Polis koş, Tarık yakala. Allah bana nasıl çıktı? Dostlarım Tarık'ı yakalamam lazım. Bir dakika, Tarık'ı yakalamam lazım. Bobby bir mağaraya gitmiş. Bakın Bobby bir mağaraya gitmiş dostlarım. Bobby bir mağaraya giderken görmüşler polisler. Daha demin buradaydı. Bir dakika, ben koşamıyorum ki, yemeğim hiçbir şeyim yok dostlarım. Benim yemek bulmam lazım. Tarık nereye gidiyor? Orada. Dostlarım Tarık tipine bakın beni. Düştü. Bakın Tarık şu an bir yere gidiyor bana. Orada. Tarık. Dostlarım aynı Bobby gibi hareket yaptı, gördünüz mü? Bir dakika, ellerini havaya kaldırdı ve Bobby gibi duvarı... Bunu Bobby nasıl yaptı? Tarık bu hali nasıl getirdi? Gördünüz değil mi? Ellerini havaya kaldırdı ve bakın direktman koca delik oluşturdu duvarda. Tarık dur! CTRL'ye basıyorum, duymuyor dostlarım. Tarık! Yemin ediyorum Bobby gibi hareketler yapıyor. Size yemin ediyorum Bobby gibi hareketler yapıyor. Tarık buraya gel, koşamıyorum ki dostlarım, açlıktan gebereceğim ya. Ya bu polis miydi nedir o, bana bir tane yemek bir şey silah vermedi dostlarım. Tarık! O ne lan? Hah, bir helikopterimiz eksikti, tamam harika abi. Ha, Tarık yine galiba bir şey yapıyor. O helikopter yok etti, oha helikopter yok etti. Dostlarım bir dakika, canım yenilendi, ne oluyor lan? Canım yenilendi. Tarık helikopteri yok etti. Tarık buraya gel! Tarık! Tarık buraya gel. Tarık! O ne lan öyle? Dostlarım, Bobby'nin kafası var orada. Orada Bobby'nin kafası var. Tarık niye oraya gidiyor? Bir dakika, çok merak ediyorum şu an ne olacak burada. Baksanıza burada dışarıda Steve'ler var bir sürü. Hoglin'ler var. Bunlar Zoglin değil, bunlar Hoglin. Hoglin'ler var dışarıda ve Steve'ler var. Oğlum ben Bronik sürümündeyim şu an. Nasıl Hoglin olabilir ki Minecraft'ta? Tarık içeri girdi. Tarık mağaradan içeri girdi dostlarım. Şu anda Minecraft'ta Bronik sürümündeyim ve Minecraft'ta Bronik sürümünde Hoglin, Zoglin hiçbirisi yok. Ama şu anda bakın burada Hoglin görüyorum ve ayrıca de bakın burada Steve'ler var. Bunlar babanın botları olabilir. Çünkü burada Bobby kendi kafasını yapmış. Yani bu Alex kafası ama Bobby'nin skin'i Alex. Polisin dediğini hatırlayın. Polis arkadaşlarım onu bir mağaraya giderken görmüş diyordu. Dostlarım orası bu mağara. Tam olarak bu mağara. Ben bu mağaraya nasıl gireceğim? Bir, bunlar bana saldırır diye düşünüyorum ya da saldırır mı bilmiyorum. Ama bunlar bayağı sıkıntı dostlarım, bakın her tarafta zorginler falan filan var ve bu mağaraya... Yani benim sadece tahta kılıcım var, hiçbir şeyim yok. Ve bunlar benim çiğ yer büyük ihtimalle.
Benim taktiksel oynamam lazım ve bir şekilde o mağaranın içine girmem lazım. Bakın Bobby orada olabilir. Ferit ve ailesi orada olabilir. Tarık şimdi oraya girdi. Herkes o mağaranın içerisinde olabilir dostlarım. Ama bir yolunu bulmam gerekiyor. Oraya nasıl girebilirim? Acaba bir test etsem bana saldırıyorlar mı diye. Belki bana saldırmıyorlardır. Direkt ben şu domuzları öldüreceğim. Bak o polis de bak silahla Tarık'a doğru kurşun sıkıyordu. Bir anda bıraktı dostlarım. Şu an bak o da bıraktı gitti. Korktu büyük ihtimalle. Yani korkuyorsan niye silahla sıkıyorsun? Bari bana silah ver de ben Bobby'den kurtarayım Tarık'ı. Bilmiyorum dostlarım, kafam çok karışık şu an. Bir dakika şunları bir öldüreceğim çünkü yemeğe ihtiyacım var. Tamam, birazcık yemeğim oldu. Ben bir test etmek istiyorum. Bakın şu tarafa doğru ilerleyeceğim. İçine girmeye çalışacağım. Bir de Tarık bana dediği şey gerçekten çalışıyor dostlarım. CTRL'ye bastığım zaman birisiyle konuşabiliyorum, sohbet edebiliyorum. Bu manyak bir şey. Yani bu sunucuya mı özel bilmiyorum ama bu Ferit'in sunucusuna mı özel yoksa burada başka bir şey mi var nasıl oluyor bilmiyorum ama CTRL'ye bastığım zaman Tarık'la sessiz konuşuyorum. Aa saldırmıyorlar. Aa! Yok dostlarım saldırıyorlar. Saldırıyorlar, bir dakika saldırıyorlar. Oh! Öleceğim. Oh! Dostlarım öleceğim, yok. Buraya bu şekilde girilmez. Buraya bu şekilde girilmez. Öleceğim. Ölürsem ta nereden başlarım? Ve şehrin koordinatını bile bilmiyorum. Bir dakika. Sakin. Yok dostlarım, bunları böyle öldüremem. Bunları öldürmenin başka bir yolu olması gerekiyor. İçeriye girmenin başka bir yolu olması gerekiyor. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Videonun başında polislerden, Tarık'la birlikte polislerden çaldığımız ATV'leri hatırlayın. Biz o ATV'leri Tarık'ın evinin önüne park etmiştik. Evet! Bir dakika tekrardan şehre dönsem, o ATV'lerle direkt bodoslama içeriye dalsam, bütün Zogan'ları ve bu Steve'leri yani Babel'in botları büyük ihtimalle bunlar eze öldürebilirim. Ama o ATV'yi almam gerekiyor. O ATV de Tarık'ın evinin önündeydi dostlarım. Aynen öyle. Tamam tekrardan şehre döneceğim, o ATV'yi alacağım. Yalnız benim şu yemek sorununu çözmem lazım dostlarım. Yani sürekli acıkmaya başladım. Niye bir anda böyle oldu bilmiyorum. Bir ara açtım kendi kendine düzeldi. Yine şimdi acıkıyorum bak. Burada bir delik gibi bir şey oluşmuştu. Neredeydi o delik? Aa orada bak. Orası delik mi? O ATV'yi alarak aynen deliği buldum bakın. Direkt buradan şehre gidebilirim. Bir yemek yiyeceğim önce. O ATV'yi aldıktan sonra direkt bana bak. Düşünsenize o ATV'yle bir hızlanıyorum ve ondan sonra Zogan'lara bam diye çarpıyorum. O şekilde direkt bana içeri rahat bir şekilde girebilirim. Çünkü kendimi savunabileceğim pek bir aletim yok. Yani riske atmak istemiyorum. Çünkü ölürsem bayağı bir uzakta spawn olurum ve oradan sonra yok uğraş dur. Kalk oradan yemek topla falan filan bayağı uzun sürebilir. O yüzden direktman şehirden o ATV'yi alacağım. En kolay yol. Sunucuya gelir gelmez de polislerin ATV'lerini çaldık dostlarım. Yani ben de her girdiğim sunucuda illa bir şey çalıyorum ama ne yapayım dostlarım. Yani şartlar bunu mecbur bırakıyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Bir dakika şimdi bu Tarık'ın evi nerede? Önce onu bulmam gerekiyor. Tarık'ın evi ne taraftaydı? Bir dakika silah sesi geliyor. Ne oluyor lan? Buraya ne olmuş? Dostlarım her yerde Zoglin var. Bir dakika Zoglin adamlardan var. Bu ne lan? O dostlarım şehrin haline bakın. Bir yerden silah sesi geliyor. Daha demin buradaydık. Nasıl burası bu hale geldi? Bir dakika benim oradan kaçmam lazım. Bir yerden silah sesi geliyor dostlarım. Bir dakika nereden? Tarık'ın evinden. Tamam bak burası şeytan. Burası Ferit'in evi. Ferit'in evi burası. Tarık'ın evi burası dostlarım. Bu evin önünde ATV'ler var. Benim onları almam gerekiyor. Bir de o silah sesi nereden geliyor onu da bulmam lazım. Bir de şimşekler çarpıyor. Dostlarım buradan nereden gidebilirim bilmiyorum. Ağaçtan üzerinden gidebilirim. Bir dakika. O silah sesi nereden geliyor? Benim Tarık'ın evine gitmem lazım. Aa dostlarım polis orada bakın. Silah sıkıyor. Bir dakika polis orada. Elindeki silaha bakın. Bize tek bir tane tabanca bile vermedi. Buraya nasıl gidebilirim lan ben? Gel abi. Gelin beyler. Beyler gelin buradayım. Buradayım gelin. Gel. Yok dostlarım vurulmaz. Hayatta bunlara vurulmaz. Ben nasıl kaldım burada? Allah kahretsin dur. Şuraya atla tamam sakinim. Bir dakika bunlardan bir kurtulabilir miyim? Dostlarım bir şekilde benim bir yerden gitmem lazım. Bakın orada o polis var, o polise silah var, o polis beni koruyabilir. Tamam çıktım buraya. Hey! Duyuyor musun? Hey! Buradayım hey! Buraya bak! Dostlarım duymuyor, CTRL'ye basıyorum konuşuyorum. Bir dakika bu hepsini temizliyor dostlarım, hepsini öldürüyor. Tamam, ben nerede ineceğim? Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bunları vuramıyorum ki ya. Bora kaç. Kaçtım. Sakin. Sıkışma. Sakin, tamam. Burada da var. Hey! Biri bana bak. Yardım et, alo! Öldür bunları. Yok dostlarım, 100 tane geldiler, Allah kahretsin öldüm. Bunları da öldür, lütfen bunları da öldür. Allah! Bak, kurtar. Olacak. Kurtar, öldür! Öldüm. Yarım kalp. Hayır. Onlarla savaşacak güçle değilim dostlarım. Üzgünüm. Onlarla savaşacak şu an bir gücüm yok. Elimde hiçbir şey yok. Gelin abi. İki kalbim var. Tamam harika. Bir daha gel. Hayır. Sakin. Bir daha vurdum harika. Bak buradalar vur. Hadi oğlum. Bir tanesi gitti. Dostlarım biz de hiç fena değiliz bak tahta kılıçta. Fena değiliz yani söyleyeyim bunu size. Ama öleceğim. Aa
Ya abi, polis abi lütfen bir şey yapar mısın artık, yeter ya. Bakıyorsun oradan ya. Bunları kim buraya soktu Bobby, ne yaptın sen, nasıl bir kafayı yedin, delirdi dostlarım, Bobby'yi delirdi ya. Yemek yemek bir şey yok mu abi sende? Onları da öldür, onları da öldür, onları da öldür. Öldür, bak şu alta da at, onları da öldür. Helal sana, helal sana, topla, öldür, 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 öldür. Adamsın be, adamsın be. Hey sen, al bakayım şu silahı. Silah vajlarını söyledi, silah vajlarını söyledi. Allah senden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bak sana söz veriyorum. Ferit ailesini, örümcek ailesini, Tarık'ı, Mağru'yu hepsini kurtaracağım. Dostlarım silah verdi. Bir dakika şu ATV'leri alacağım. Benim ATV'ye bile ihtiyacım kalmadı ki oğlum. Polis amca bana iki şarjör mermi verdi. İki stek şarjör, bir de üstüne de blok verdi. Bir dakika bunları öldüreceğim. Şimdi gelin lan tıkıyorsa. Şimdi gelin oğlum. Hadi. Gelsenize. Ben gidiyorum dostlarım. Mermilerimi babaya harcayacağım. Bir dakika. Bobby ne kadar can dostum olsa da şu anda yanlış bir şey yapıyor dostlarım. Buradaki, buraya bak, şehre bütün Zog'unları doldurmuş dostlarım. Yani Zog'un adamları, bunları niye yapmış bilmiyorum. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Bir dakika ben direkt tekrardan o mağaraya gireceğim. O mağaraya gitmem lazım. Acilen o mağaraya gitmem lazım. Dostlarım bakın, görev bir yemek bulmak. Yemeğim hiç yok. Sıfır yemek. Yani yemeksiz artık açlıktan öldüm bu videoda. Ciddi söylüyorum. Allah, ATV'ye gidince çok korktum. Az kalsın çok korktum. ATV battı diye aşırı korktum. Bir dakika yukarıda koyunlar var. Şu koyunları bir keseceğim dostlarım önce bak. Yemeksizden açlıktan öleceğim, canım dolmuyor. Şunu bir alacağım. Tamam mı? Aldım bunu. Durum ne orada? Dostlarım bu Zog'unlar ne böyle bir Hoglin'ler neyse artık. Bakın mesela Bobby Zog'unları seviyor ama etrafta Hoglin var. O da enteresan bir durum. Yani Hoglin'ler ve Zog'unlar başka. Nether'daki farklı yaratıklar. Başka bir biyomlarda bulunan yaratıklar. Yani Bobby Zog'unları seviyor. Hoglin'leri değil ki. Bir dakika şunları bir yiyeceğim. Tarık en son o mağaraya giriş yaptı. Polisin bize söylediği şeyi hatırlayın. En son Bobby, yani polisler bir mağaraya girerken görmüşler. O Bobby'ydi dostlarım. Demek ki o siyah karakter toptan Bobby'ymiş. Ama niye Ferit'i ve örümcek ailesini kaçırıyor? Bunu bilmiyoruz. İşte bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu videonun amacı bence şu anda tam olarak bu. Neden? Bunu niye yapıyor? ATV'yi biliyorum. Bir dakika şu şeyi reloadlayacağım, magazini, tamam. Şu envanterimi şu kısmını alacağım. Harika. Bin abi. Dostlarım bol şans dileyin. İçeriye giriyorum. Artık başımıza ne gelecek? Ferit'le karşılaşacak mıyım ya da Tarık orada olacak mı? Ne olacak? Ben nasıl ya, Bobby'nin amacı ne? Bunu çok merak ediyorum. Çok fazla Allah. Dur tamam gidiyorum. Bence dostlarım bence önden girmeyelim. Bekleyin. Niye önden giriyoruz ki? Ön çok kalabalık zaten. Önde bir sürü Bobby botu var. Onlar büyük ihtimal Bobby botu. Önden girmek yerine bakın bence direktman bu taraftan gitsek. Şöyle şu engebeli yoldan gidebiliriz. ATV sağ olsun nereye çıkıyor. Şuradan yukarıya çıksak tamam mı? Buradan da böyle. Bakın beni buradan zaten beni buradan algılayamıyorlar bakın. Bot oldukları için. Burada inerim. Selamın aleyküm. Ejderiniz geldi oğlum. Çıkın dışarıya. Çıkın dışarıya. Ejderiniz geldi. Burada mekanda. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Başka var mı? Sen de gel. Gel hadi. Kafana vurayım mı? Vurdum. Bam. Burada da var. Bam 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 bam. Başka? Bam. Bam 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 bam. Bu da gitti, harika. Tamam biri de oturuyor, oturuyor. Sakin olacağım. Etrafıma sağa sola bakmam lazım. Çok az kaldım. Bu da gitti. Oh! Tamam bu da gitti, harika. Oh! Sen dön. Sen dön. Let's go. Başka var mı? Beyler parti mi var burada? Ne yapıyoruz? Isınıyoruz mu? Oraya ateş yakmışsınız. O Bobby'ye söyleyeyim bak, Bobby şu an yanlış sularda yüzüyor bak. Bak Bobby'yi ne kadar sevsem de dostlarım, yaptı şu an yanlış. O şehri ne hale getirmiş? Tarık'ı ne hale getirmiş? Niye bunları yapıyor şu an cidden? Öğrenmek istiyorum ve öğreneceğim Bobby. Ya sen de dur be. Son bu. Lan bir de duvarın içine... Oğlum ne oldu? Sen niye duvarın içine girdin? Soğuk, çok mu soğuk? Dostlarım bunlar ateş yakmış. Bakın burada üşüyorlar. Tamam bu da öldü. Zog'unlar zararsız galiba bu Hoglin'ler neyse artık. İçeriye giriyorum dostlarım. Bakın Tarık tam olarak buradan içeriye girdi işte. Oy! Burada da var. Bobby senin derdin ne Bobby? Bobby senin derdin ne Bobby, ne yaptın? Üstümüze kapıyı kapadı dostlarım. Üstümüze kapıyı kapadı işte bakın. Üstümüze kapıyı kapadı. Evrimal bir Zog'un. Bakın aynı tavır adam burada da var. Why kill my Zog'un? Zog'unları beni niye öldürdün? Herkes Zog'un olacak. Dostlarım bakın büyük ihtimalle Ferizat'ın yaşadığı şehirdeki herkes. Bakın herkes Zog'una dönmüş ufaktan, görüyor musunuz? Herkes dostlarım. Bobby niye bunu yapıyor ki bak. Zog'un 15.45 yazmış. Bakın bu adam da öyle. Bir tarafı Zog'un, görüyor musunuz? Hepsi öyle dostlarım, hepsi öyle, hepsi öyle, hepsi öyle. Bütün şeyler dolu mu? Bobby niye bunu yapıyor ki dostlarım? Neden yani? Mesela bu mağarayı buraya neden açmış? Niye yapmış yani bakın. Burada bile birisi var. E hani Ferizat nerede? Tarık nerede? Onlar nerede? Buraya girmişlerdi, yoklar. Şu onları arıyorum. Bir dakika bu. Ferizat mı? Hey! Hey! Sesimi duyuyor musun? Alo! Jeter'e basıyorum ama bir dakika. Sesimi duyuyor musun? Buraya bakabilir misin? Hey! Oh! Ya!
Ya Bobby, bak Bobby, bunları sen yapıyorsan gerçekten bir, ya gerçekten arkadaşlığımızı artık bir sorgulayacağım ya. Lan geliyorlar bunlar. Dostlarım, bunlar bana saldırıyorlar. Üzgünüm, üzgünüm, çok üzgünüm. Öldürmek istemiyorum ama çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Benim hiçbir şeyim kalmadı dostlarım. 3 kalbim var. 3 tane kalbim kaldı. Burada, burada bir dakika. Burada Hogan'den var. Tamam. Yarım kalp. Hayır dostlarım, yarım kalbim kaldı. Hayır. Sizi öldürmek zorundayım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Bana saldırmayın. Bana saldırıyorsunuz çünkü öldürmek zorundayım. Ve çok karanlık her yer. Burada bir tane var. Döndü. Başı yok dostlarım. Bizi kurtarın! Yardım edin! Dostlarım, bu Feriza'nın sesi, bir dakika! İmdat! Buradan gitmek istiyorum! Bu Feriza'nın sesi, bu Feriza'nın sesi, bir dakika! Feriza, dostlarım, Feriza konuşuyor, Feriza konuşuyor, Feriza'nın sesi bu. Bu Feriza'nın sesi, bir dakika! İçerideyiz! Bizi de kurtarın! Dostlarım, bu konuşan örümcek ailesi. Örümcek ailesi, Feriza! Diğer karısı ve çocuğu, bunlar üçü dostlarım, üçü. Bir dakika, neredeler? Bir dakika, neredeler? Burada yoklar. Bakın, buradan bir gidiş var. Bir dakika, buradan bir gidiş var. Buradan gideceğim. Dostlarım, sıkıntı şu ki şu an yarım kalbim var. Yani birisi bana ütülese, tükürse, böyle yapsa öleceğim. O yüzden dikkat etmem lazım. Bakın, buradan atladım. Çok dikkatli olmam lazım. Bakın, her an her yerden birisi çıkabilir dostlarım. Her an her yerden birisi çıkabilir. Bir dakika, Zoglin sesi geliyor. Why kill Zoglins? Everyone will Zoglin. Everyone will Zoglin. Ses nereden geliyor lan? Bir dakika, orada biri yatıyor. Dostum, Tarık! 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 CTRL'ye basıyorum şu an. Tarık! Tarık! Beni duyabiliyor musun? Aaa! Kalktı dostum, kalktı! Kalktı! Tarık, bana saldırma. Tarık, bana saldırma. Seni vurmak istemiyorum. Hayır Tarık. Tarık hayır. Hayır Tarık hayır. Gelme gelme, dur. Dostlarım, Tarık bana saldırıyor. Bir dakika. Tarık'ı öldürmek hiç istemiyorum. Tarık'ı öldürmek hiç istemiyorum. Ölmüyor ki. Tarık. Yok dostlarım, Tarık'a sıkamam ki. Ölmüyor zaten. Dostlarım, Tarık'a bunu yapamam. Bobby ne yaptın? Çocuğa ne yaptın Bobby? Sıkıştım dostlarım, öldürecek miyim? Bir dakika. Tarık beni öldürecek. Hayır, sıkıştım. Sıkıştım. Sıkıştım, hayır, sıkıştım. Sıkıştım. Hayır. Tarık, Tarık beni duyabiliyor musun? Tarık beni duyabiliyor musun? Tarık, 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 Tarık. Bobby burada. Dostlarım, Bobby burada. Bobby! Burada ne yapıyorsun yazdı, bakın. Burada ne yapıyorsun? Sen nasıl ne yapıyorsun burada? What are you doing right now, Bobby? Şu an ne yapıyorsun Bobby yazdım. Why do you want to convert them to Zoglins? Neden buradaki insanları, buradakilerinden Zoglin'e çevirmek istiyorsun yazdım. Çünkü beni dostlarım, bakın, Tara bile Zoglin'e, yarısını Zoglin yapmış. Belki Feriza'nın örümcek ailesini de bu şekilde Zoglin'e çevirdi. Bunu bilemeyiz. Bobby, sorularımı cevapla. Bak, çıkıp gidelim bu sunucudan. Bobby, çıkalım ve gidelim bu sunucudan. Bak, buradaki insanlarla işin yok. Bak, Tara'yı ne hale getirdin? Çocuğu ne hale getirdin? Çocuğu ne hale getirdin? Bobby, çocuğun haline bak. Çıkalım gidelim bu Bir dakika, nereye gidiyor? Takip edeceğim. Tarık yukarıda kaldı, bir dakika. Bobby, amacın ne? Ne yapıyorsun? Yani neden? Niye bu sunucu ki abi? Aa, buraya atacak! Dostlarım, buraya atacak! Buraya girememiştik. Allah açtı. Sen bittin. Artık yoksun. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bizi ne hale getirdin? Feriza! Bobby gülücük atıyor dostlarım. Bobby gülücük atıyor. Feriza'nın dediklerini duydunuz dostlarım. Yani sen bittin, artık yoksun. Ne yapmış dostlarım Feriza? Baksanıza tipine dostlarım. Zog. Bak, ailesi örümcek çocuk, hatırladım ismini. Örümcek çocuk, örümcek kadın, örümcek Feriza. Aileyi ne hale getirmiş dostlarım? Zog'in yapmış bunları da. Bobby de gülüyor bak. Bobby de gülüyor. Feriza, seni kurtaracağım buradan. Sizi buradan kurtaracağım. Bobby buraya bir komplo koydu, bir dakika. Bobby buraya niye komplo koydu? Ne yapacak? Burada sandıklar var. Sokulmaktır. Bir dakika. Taş çevirici. Dostlarım, sandıklı taş çevirici buldum. Bir dakika, Bobby'ye göstermem lazım. Bobby görmesin. Sandıklı taş çevirici buldum. Mob Picker'da var.
Bir dakika alırım. Hepsini alacağım. Alabildiğim kadar alacağım. Ben bir şey almadım Bobby, tamam bir şey almadım. Görmedin ki. Dostlarım bakın, eğer Ferit'i kurtarmak istiyorsan Bobby'yi taşa çevirip bir anda mobbi kıralım bu sonucudan çıkartabilirim. Yani Bobby'yi buradan çıkarmam gerekiyor dostlarım. Ne hale getirmiş Ferit'i? Bakın ne yazıyor? Zorgun olmaya hazır mısın yazıyor. Hayır. Dostlarım bunu yapmak zorundayım. Başka bir şey aramak. Bunu yapmak. Şalter çekti dostlarım. Hayır. Bobby ne yaptın? Dostlarım Tarık da Bobby'yi de istemeden taş yaptım. Yani aslında bunu yapmak zorundaydım. Bir dakika Bobby'yi envanterimi alacağım. Bobby'nin artık burada işi yok. Hayır, ona sakın bir şey yapma. Tarık iyi birisi. Onu iyileştirmeliyiz. Ferizat bir dakika sakin ol. Hepinizi buradan çıkaracağım. Hepinizi bak. Tarık'a hiçbir şey olmayacak. Tarık'ı da kurtaracağım. Bak Tarık'a bunda bir kere vurduğum zaman direktman normale dönebiliyor. Sıkıntı yok o yüzden. Canını sıkma. Ben şimdi etrafa bakacağım. Çıkabilmeniz için gereken bir şey. Yani bir şalter bir şey bulmaya çalışacağım. Mesela bu ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Tamam. Ferit sen burada kal, tamam mı? Tarık'a göz kulak ol. Ben direktman bir şey bulacağım. Bir yer illaki bulurum diye düşünüyorum dostlarım yani. Burada bekle Ferit. Ferit burada bekle. Aileni ve seni kurtaracağım. Dostlarım bir yer bulmamız gerekiyor. Bir şalter bir şey. Ya Bobby şu an envanterimi almam hata mıydı bilmiyorum ama bakın. Buraya bu komployu koydum ve bu komplonun şalterini çekti. Yani son anda yetişemedim. Bilmiyorum bir şey yaptı orada yani. O yüzden yani şu anda benim bir şey bulmam gerekiyor. Yani onları oradan çıkarmam gerekiyor. Blok kıramıyorum dostlarım. O yüzden oraya da kıramıyorum. Bakın buraya da kıramıyorum. Ya benim başka bir şey bulmam gerekiyor şu an. Onları oradan nasıl çıkarabilirim? Gizli bir şalter bir şey, bak mesela burada şalterler var ama bunları çekemiyorum çünkü burada cam koymuş bu arada buraya. Ne bileyim belki bir yere çıkmam gerekir, bir şey yapmam gerekir ama inanın bilmiyorum yani. Bir dakika bağırıyor dostlarım. Ferit bağırıyor ne oluyor? Geldim dur geldim dostlarım. Ferit bağırıyordu, onun sesiydi.